Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Danıştay'ın 156. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Siyasetteki yumuşamanın yeni anayasa için fırsat olduğunu ifade etti. Erdoğan yargıyla ilgili önemli mesajlar da verdi. Kürsüyü teşriflerini arz ederim. Yeni anayasanın sihirli değnek gibi dokununca sorunlarımızı bir anda ortadan kaldırmayacağını elbette biliyoruz. Yeni anayasa sivil siyasetin alanını genişleterek ekonomiden sosyal hayata ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır. Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması bu bakımdan önemli bir fırsat teşkil ediyor. Uzun yıllardan sonra muhalefetle kurulan temas siyasette ılımlı atmosferi de beraberinde getirdi. Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Erdoğan, yumuşama iklimine atıf yaptı, fırsat bu fırsat dedi. Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz. Siyaset kurumunun ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Yeni anayasanın sihirli değnek gibi dokununca sorunlarımızı bir anda ortadan kaldırmayacağını elbette biliyoruz. Kalıcı bir kazanca dönüştürmesini ümit ediyoruz. Biz milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 156. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Kendisini dinleyenler arasında yargının en yüksek temsilcileri vardı. Tartışmaya neden olan yargı kararlarını hatırlattı, eleştirilemez değil dedi ama ekledi. Siyaset kurumu nasıl la yüsel değilse, yargı da eleştirilemez değildir. Buna kimse engel olamaz, olmamalıdır. Terörü övmediği, şiddeti teşvik etmediği ve hakarete varmadığı sürece insanlar fikirlerini farklı mecralarda özgürce yazabilir, paylaşabilir. Millet adına kamu gücünü kullananların belli sınırlar içinde bu sert tepkilere tahammül etmesi, mazur ve meşru görmesi beklenir. Fakat yargının toptancı bir anlayışla kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı organlarımıza ve mensuplarımıza çamur atılmasını asla kabul edemeyiz. Sosyal medya üzerinden yapılan itibar suikastlerine de değindi Erdoğan. Yargıda FETÖ benzeri yeni yapılanmalara da müsaade etmeyeceklerini söyledi. Yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi de o denli hatalıdır. İktidarı ve muhalefetiyle, basını ve sivil toplumuyla hep birlikte yargımızın her türlü taassuptan, menfaat eksenli gruplaşmadan ve ideolojik kamplaşmadan uzak durmasını temin etmemiz gerekiyor. Devletimizin kurumları içinde tekrar yuvalanmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Değerli konuklar, törenimiz...